arkadaşlar, ben Merve Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük makyajımı paylaşacağım. Aslında bu arkadaşlarım tarafından hep istenen bir videoydu, makyaj videosu. Ama ben hiç çekmemiştim. Şimdi size günlük makyajımı paylaşmak istiyorum. Zaten çok adım yok. Direkt kendi makyaj çantamı aldım yanıma. Bir de fırçalarımı aldım. Oradan çık 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 hızlı hızlı sizle günlük makyajımı yapacağız. Sadece birkaç karışım var. Bir de bu son zaman çıkan farkındalık gerçekten çok güzeldi. Ama işte makyaj koleksiyonumu, yani makyaj çantamı oluşturduğumda buna dikkat etmemiştim. O yüzden aradan işte hayvanlar üzerinde deney yapan ürünler çıkmış olabilir, markalar çıkacak olabilir. Yani kusura bakmayın ama bundan sonraki ürün alışverişlerimde tabii ki bu konuya çok dikkat edeceğim. Şimdi başlayalım. Öncelikle ben Kiko'nun bu ikisi bir arada fondöteni ve Essence'in bu Insta Perfect fondöteni karıştırıyorum. Bu yazılmana tam oluyordu ama kışa girdiğimizden beri ten rengim açıldığı için bununla karıştırmak istiyorum. Bu da bana çok açık geliyor. Sürekli aynı şekilde yapıyorum zaten. Sadece bu aplikatörü bence sivilceli ciltler açısından biraz hijyenik olmayabilir. Ben tabii bunu aldıktan sonra fark ettim. Ben bunun pompalı olduğunu düşünüyordum. Ama bir kere alınca da kullanmak istedim. Bittikten sonra sırf aplikatör yüzünden almam büyük ihtimalle. Şöyle sürüyorum. Daha sonrasında 3-4 damla kadar da bundan damlatacağım. Tam kameranın altına ayna yerleştirdim. O yüzden makyajımı yaparken o tarafa bakıyorum. Şu şekilde bir fırçam var. Bununla dağıtıyorum. Siz makyaja nereden başlıyorsunuz? Ben genelde çene kısmından başlıyorum. Bu arada makine çalışıyor galiba. Makinenin sesi duyulur mu bilmiyorum ama inşallah duymaz. Abla! Zorlu şartlarda gidiyor. Bu arada Lüleburgaz'a geldim. Yasaklar başladı biliyorsunuz ki. O yüzden bir süre daha arka planımız bu. Bu odayı da beraber yapmıştık hatırlarsanız. İstanbul'da olmayan işim Lüleburgaz'da bolca var. Videolar açısından Burgaz'da çekmem daha güzel. Geç olduğu için saçım başım mesela günlük dışarı çıkarkenki gibi olsun diye böyle bıraktım. Çoğu zaman bu şekilde çıkıyorum zaten. Bir tane arkaya topuz yapıyorum. Ondan sonra saçımı önlerinde bu şekilde doğal dalgalı bırakıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi fondöteni sürdükten sonra bir katta kapatıcı geçiyorum. Bu aslında o günkü ruh halime göre değişiyor. Bu Fit Me, Maybelline Fit Me ya da işte Infallible Concealer'ını kullanıyorum. L'Oreal'in. İkisi değişiklik gösteriyor. Bu daha hafif, daha parlak bir görüntü veriyor. Bu daha mat bitişli. Yani göz altlarımın ne kadar koyu olduğuna bağlı değişiyor. Bugün sınav haftasının bitmesiyle çok uyuduğum için o kadar kötü değil. Yani videonun başlangıcındaki hali iyi hali. Onu belirtmek istiyorum. O yüzden azıcık bundan kullanacağım. Ve yüzüme de kullanıyorum. Çok kapatıcı bir ürün değil. Evet. Ben bir süredir sünger kullanmıyorum, makyaj süngeri. Çünkü nedense ne zaman makyaj süngeri kullansam sivilcelerimde bir artış fark ediyorum. O yüzden makyaj süngeriyle aram çok bozuk. Belki sadece şu mini süngerler var ya, şu an yanımda var mı bilmiyorum, yok galiba. Onları göz altında kullanabiliyorum. Fırça izi kaldığında. Onun dışında pek kullandığımı söyleyemeyeceğim. Evet.
konsilerimi sürdükten sonra likit bir allık kullanacaksam eğer, şimdi bu aşamada yapıyorum. Eğer kullanmayacaksam direkt bronzerıma geçiyorum ki onları da almamışım. Direkt bronzerıma geçeceğim. Bronzerım için de bu The Balmain paletindeki Bahama Mama'yı kullanıyorum. Bunu kullanmazsam notun üçlü bir şey var. Bir açık renk bronzer, bir koyu renk bronzer, bir de aydınlatıcı diye geçen bir rengi var ama bence aydınlatıcı değil. Ama ışıltılı bir beyaz pudra gibi bir şey. O yüzden onu pek kullandığım söylenemez. Şimdi bunu şimdi yaza girdiğimiz için böyle geniş bir fırçayla uyguluyorum ama kışın daha dar bir fırçayla şu tarz. Böyle sadece şu kısmı uyguluyorum. Şimdi yaz geldiği için havalar ısındı biliyorsunuz. Daha geniş bir fırçayla daha yayık yayık uygulayacağım. Yeni trendler evet. Hepsi böyle çekik çekik olsun diye ama bana samimi gelmiyor. Sadece fotoğraf çekileceğim zaman uygulayacağım taktiklerden biri o. Böyle. Fazlasını alıyorum. Şöyle uyguluyorum yüzüm ısınsın. Yavaş yavaş arttırıyorum çünkü pigmentasyonu güzel olan bir ürün bu. Ve bir anda cildiniz oturabilir. Evet. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Eğer kahkülüm varsa alnıma hiç dokundurmuyorum bile ama böyle bu şekilde kahkülümü açtıysam şu kısımlara da biraz geçiyorum. Eskiden makyajsız dışarı bile çıkmazdım, artık kameranın karşısına geçiyorum. Birçok insanla bunu paylaşabiliyorum. Bu büyük bir adım bence. Şimdi tekrar bunu alıyorum. Bu aşama aslında Essence'in şunu kullanıyorum, aldığını. Ama bugün daha yaz geldi ya, böyle hava çok sıcak bugün. Daha ışıltılı bir şey kullanmak istediğim için yılların eskimeyen Hot Mama aldığıyla, bunun ismi silinmiş ya, ben bunu da gerçekten bilmiyorum. Ne bu? Bilmiyorum ama şu iki rengi karıştıracağım. Şu iki rengi karıştıracağım. Bunu kullanacağız. Yine bunu dış kısımlara uygulamıyorum ben. Daha böyle yanakların orta kısımlarına. Burun üstüne uyguluyorum. Evet. Bu videoyu dün çekemedim çünkü çim biçme makinesi çalıştı 2 gün. Hatta dün cumaydı, perşembe günü zaten çekemedim. Ondan sonra İstanbul'da ışık kötü, nasıl olsa Burgaz'a gidince çekerim dedim. Işık daha güzel olduğu için. Buraya geldim, annem de bu çamaşır makinesi çalıştırmış. Unutuyorlar benim video çektiğimi. Alışamadılar hala. Hava o kadar güzel ki herkes balkonlarında şeyler. Evet bakın yanık yanık oldu. Şu görüntüyü çok seviyorum. Çok samimi. Evet. Şimdi sıra geldi fara. Burada yine yılların eskimeyen favorisi Meet Matte Trimony. Böyle okunuyor olması gerekiyor. Meet Matte paletini kullanacağız. The Balmain. Bu palet
Benim yadigarım ya. Asla eskimiyor, asla. Bitmiyorlar ya. O kadar kullanıyorum, bitmiyor gerçekten. Diğer tarafta da sonradan koleksiyonuma eklenen. Aşırı büyük koleksiyonum. Ben bunu anlatmıştım. Benim koleksiyonum yok. Ben sadece kullandığım ürünleri tekrar tekrar alıyorum. Zaten çoğu bitmiyor. Ondan sonra ama bu Revolution'un Iconic Vitality paletini kullanacağım. Revolution'un. Evet. Arkadan okuyorum. Ama ben burada sallıyorum ama inşallah böyle okunuyor. Öyle yazıyor. Göstereyim mi? Iconic Vitality. Evet. Üsttekini okuyamam. O kadar İngilizce. Yok. Rezil olmayalım. Allah, ışık gitti. Işık gel. Işığı bekliyorum. Şimdi buradaki şu renkle sıcak bir kahve mi denir buna, kiremit mi denir? Böyle sıcak tonlu bir renkle daha soğuk tonlu şunu karıştırıp kat kreisinden bölge uyguluyorum. Yine geniş bir fırçayla yapıyorum bunu. Kat kreisini geçtim. Revolution'un şu paletindeki. Aşağı açamadım. Pardon. Şu rengi görüyor musunuz? Tam olarak şu rengi göz kapaklarımı uyguluyorum. Göz pınarlarıma şu rengi ve aydınlatıcı olarak da yine bu rengi kullanıyorum. Bu müthiş bir aydınlatıcı. Gerçekten müthiş bir aydınlatıcı. Bunu yanlışlıkla fark ettim. Aydınlatıcımı unutmuşum köye girerken. Orada bir sürdüm. Dedim ki ben daha önce niye diğer aydınlatıcıyı kullanıyormuşum ki? Bunu kullanıyorum. Bunu göz kapaklarıma sürdüm. Lan bugün ne kadar çok ses var. Dışarıdan da insan sesleri geliyor olabilir. Herkes dışarıda muhabbet ediyor. Bir de sitede oturduğumuz için yıllardır herkes birbirini tanıyor. O yüzden çok benzer bir renk burada da var. Arada ondan geçiyorum. Karışsın diye renkler birbirine. Şimdi göz pınarlarıma bu rengi uyguluyorum. Aynı şekilde şu kısmı uyguluyorum. Dudağımın üstüne. Evet. Şimdi fırçadan biraz daha alıyorum, sallıyorum. Kalanları da şu göz altıma geçiyorum. Yine aynı şekilde. Eyeliner'ımı kışın ne kadar siyah ve koyu çeksem de yazın daha kahverengi tonlarında çekiyorum. O yüzden farla yapıyorum bunu. Bu da yine bu MAC'teki şu acı kahve rengiyle yapacağım bunu. Alıyorum şimdi. Biraz bu aynada çekeceğim. O yüzden görebilecek misiniz bilmiyorum. Şöyle aslında tam karşıya bakılarak yapılıyor. Şöyle tutmam lazım. Sizin için biraz aşağıda tutacağım. Fırçamı
diye kaydırıyorum. Kaydırdınız. Daha sonra buradan göz bebeğimin ortasına kadar çekiyorum. Evet. Evet. Çektim. Gördünüz mü? Şimdi rimelimizi süreceğiz. Olurlu uzun. False lash. Öve bitiremedim. Şimdi şöyle aynaya altı alıyorum. Daha sonra ben dış köşeleri böyle sürüyorum. Çok hafif alt kirpiklerime değdiriyorum. Sürmüyorum asla, değdiriyorum. Göz makyajım bu kadardı. Bu benim günlük olarak yaptığım makyajım yani. Sadece belki hani bugün aydınlık olmasın, işte bugün eyeliner'ımın rengi değişsin. Ama farım, allık kısmım, işte bronzer kısmım fix böyle. Belki ruj sürmüyorum. Ulan ama şey, tabii ki bu fondöteni alıyorum. Ruj olarak kullandım. Aslında 3 şey var. Bir tanesi diğer videolarımda gösterdiğim Avon'un likiti. Hem allık hem ruj olarak kullanıyordum. Diğeri Golden Rose'un işte bu kalemi. Bunu aslında şu ikisiyle beraber kullanıyorum. Çok nadir durumlarda ruj olarak kullanıyorum. Diğeri bu Golden Rose'un tombul kalemlerinin 08 numara. Golden Rose'un şu rucu. 01 numarasını kullanıyorum ben. Velvet Matte diye okunuyor herhalde. Velvet Matte'dir. Şimdi sizinle beraber şu ikisini kullanacağız. Çünkü bunu günlük hayatımda daha sık kullanıyorum. Dudak kalemimi uzaktan sürebilirim zaten. Ne kadar dudağım var. Büyük dudakları da sevdiğim söylenemez. O yüzden elinden geldiğince büyütmüyorum dudağımı. Neyi unuttuk? Normal dudaklarımı nemlendiriyorum bu aşamada. Blistex sürüyorum. Siz unutmayın. Çünkü mat bir ruj kullanacağınız için pötürlü pötürlü durabilir. Şimdi rujumu sürüyorum. Evet. Ve makyajım bitiyor. Makyajım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.